Arkadaşlar hoş geldiniz. Size bugün Enabız uygulamasını anlatacağım. Enabız uygulamasının içerisindeki bütün özellikleri size teknik detaylarıyla göstereceğim. Organ nasıl bağışlanır? Daha önceki hastalıklarınız, tahlil sonuçlarınız nereden görüntülenir? Kimlerin görmesine izin veriyorsunuz? Bazen hani şöyle mesajlarla karşılaşıyorum. Ben yorum yazılmış uygulamanın altına. İşte hastaneye gittim veya bir ambulans aldı benim daha önceki ben izin vermemiştim nasıl gördü? Aslında e-devlet'te muhtemelen enabız indirmişsiniz ve izin vermişsiniz. Benim size tavsiyem enabız uygulamasını indirin. Bütün doktorların hastalıklarınızla ve diğer işte raporlarınızla alakalı verileri görmesine izin verin. Neden? Çünkü başınıza bir problem geldiği zaman, hastaneye gittiğiniz zaman doktorlar şunu görebilsin. Daha önceki tahlilleriniz neler? ne kadar doktora çıkmışsınız. Nerelere görünmüşsünüz? Hangi sonuçları almışsınız? Hangi hastalıkları geçirmişsiniz? Alerjiniz var mı? Hepsini görebilsin. E-devletle standart bir giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın E-devletle giriş yap yapıyorsunuz. Daha sonra uygulamamıza girelim. Uygulamamızın arayüzü harika. Yani yine bu uygulamayı yapanları tebrik ediyorum. Son zamanlarda E-devlet gibi, Hes uygulaması gibi, Enovus gibi uygulamaları çok beğeniyorum. Yazılım ekipleri harika, arayüzleri çok güzel çok nadir çalışmayan yerler var. Onun dışında çok büyük problemlerle karşılaşmıyoruz. Burada uygulamaya giriş yaptığınız zaman mükemmel bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Arayüzde ilk girdiğinizde karşınıza çıkan sizin kişisel bilgileriniz, aşağıya doğru indiğiniz zaman son muayene olduğunuz, gittiğiniz hastaneler ve diğer özellikler burada. Hepsini şimdi anlatacağım. Profile tıkladığınız zaman sizin kişisel bilgileri güncelleyebildiğiniz bir alan var. Daha sonra aile sağlık hekiminizi nereden değiştirirsiniz? Bakın çok basit. Buradan aile sağlık hekiminizi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hani şöyle sorularla da karşılaşıyoruz. Ben İzmir'e bir haftalığına gideceğim. Ama orada tedavi olmam lazım, ilaç yazdırmam lazım. Ne yapacağım? Çok basit. Buradan giriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın dönemsel, mevsimsel, ikametgah değişikliği. Gidip E-Devlet'ten uzun uzun ikametgah değiştirmenize gerek yok. Buradan ikametgah değişikliği diyorsunuz. İl ilçe seçiyorsunuz, hekim seçiyorsunuz ve telefon numaranıza bir kod geliyor onaylıyorsunuz. Bu kadar basit. Covid aşı durumu aynı HES uygulamasında gördüğünüz gibi aşı bilgilerini ve AB uyumlu sağlık pasaportu ile ilgili bilgilerinizi buradan görebiliyorsunuz. Bakın sertifikalarınız bu ne işe yarıyor? Bu yurt dışına çıkarken ya da yurt dışından gelirken kullanabileceğiniz bir sistem, elektronik bir sistem. Aşı çalışması için gönüllü ol ekranı. Bakın burada yani yetmediyse olduğunuz aşı diyorsunuz ki ben Türk Ovak aşısı olacağım bir daha. Olabilirsiniz ya da beklediniz Türk Ovak aşısını. Gönüllü olabiliyorsunuz. İkinci dozum Türk Ovak olsun, üçüncü dozum Türk Ovak aşısı olsun diyebiliyorsunuz. Risk durumunuzu buradan kontrol ediyorsunuz. Buradan ilaçlarım daha önce sizin adınıza yazılan ilaçları bu ekrandan görüyorsunuz. Anlık kullanmanız gereken ilaçları. Bildirimler size gelen buradaki önemli bildirim alanları oluyor. Bunlar ayarlar kısmında var. Hepsini açmanızı tavsiye ediyorum sağlık uygulamalarında. Güncel bir randevunuz varsa doktor randevunuz buradan görebiliyorsunuz. Randevu al bakın kendim için diyorsunuz. Çok rahat bir şekilde siz bu sistem üzerinden girip doktor randevusu alabiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman bakın anlık olarak sisteme giriş yaptı. Çok basit bu sistem üzerinden randevu al, aşı randevu al yapabiliyorsunuz. Uygulamamıza geri dönelim. Çıkalım bu ekrandan. Aşağıda hastanelere gittiğiniz, doktora tedavi olmaya gittiğiniz zamanki veriler. İşte son iki aşı için gitmiştim. İkisini de görüyorsunuz. Neyim var? Bu ekran evet şu an çalışmıyor. Burayı acil düzenlenmesi lazım. Akıllı asistanda da işlemleriniz, gösterilecek verileriniz bulunamamıştır. Burada sizinle ilgili bazı işte e, sağlıksal şeyleri görüyorsunuz. İşte kan grubunuzu vesairenizi, dişlerinizle alakalı bazı sorunları bu ekranda kayıt ettirildiyse görebiliyorsunuz. Şimdi asıl tarafa geldik. Hastalıklarım. Burayı tıkladım. Bakın psikiyatrik muayene tanısı konmuş. Ne zaman? 2020'nin bilmem kaçıncı ayında. Tabii ki de gitmedim eklem ağrısı, işte sıkışmış serumen, bilmem ne bilmem ne böyle bazı veriler mevcut. Daha sonra reçetelerim. Reçetelerim bölümünde daha önce kullandığınız ilaçlar varsa onlar yer alıyor. Alerjilerim. Burada daha önce alerji testi yaptıysanız burada göreceksiniz. Yapmadıysanız da bu ekrandan bu alerjilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Dediğim gibi yani Allah korusun başınıza bir şey geldi. Ambulansta bunlar görülebiliyor. Yani bütün bu tarafta istenen bilgileri ben doldurmanızı tavsiye ederim. Sonra tahlillerim bölümü yaptırdığınız tahliller neler var işte bir sürü tahlil yaptırmışım. Hepsi burada yer alıyor. Alerjilerim az önce bu ekrana geldik. Raporlarım bir rapor aldınız. Bir memursunuz diyelim. O rapor burada anlık olarak görüntülenebiliyor. Radyoloji görüntülerim. Daha önce radyoloji ile ilgili bir işlem yaptıysanız onun raporu burada var. Dökümanlarım, bakın ekle diyorsunuz. Buraya bir döküman ekleyebiliyorsunuz. Yani e, bunun si, bu sizin eklemek istediğiniz bir döküman olabilir. Atıyorum bir e, diş tedavisine gittiniz, elinize bir rapor verildi, onun fotoğrafı olabilir. Veya yurt dışına gittiniz, orada sizinle ilgili bir tanı oldu, bir şey yapıldı. Sağ alttaki artı tuşuna bak, basarak o dökümanı ekleyebiliyorsunuz. Bu sağlık çalışanlarıyla bunlar paylaşılıyor. Acil durum notlarım. Bakın ben yazmışım. Sol kolumu kaldırmakta zorlanıyorum ve sol ayak bileğimde ağrı var. Bunu ben buraya yazmışım. Bir sorun olduğunda bunlar görülecek burada. Aşı takvimi hiçbir aşıyı korona aşısı hariç bakın olmamış. Bak tıklıyorum. Hiçbir aşı yok arkadaşlar. Koronaya gelene kadar hani hep diyorlardı ya. Sanki bugüne kadar aşı olmuyordu karşı mısın? Olmamışım ama korona aşısına olmuşum. Organ bağışı. Burası en havuzla ilgili en çok aranan konulardan bir tanesi. Organlarınızı bağışlamak istiyorsanız gözünüzü kapatıyorsunuz, tümünü seç diyorsunuz. Organ bağışı bildirimini ilet diyorsunuz. Öldüğünüz zaman bütün organlarınız başkasına geçiyor arkadaşlar. Bu önemli tabii. Hani işin şakası bir yana. Kemik iliği, kan bağışı. Burada da kan bağış merkezlerini görüntüleyip yakında olan kan merkezlerine gidip bağış yapabiliyorsunuz. Bağış yaptığınız kanları görebiliyorsunuz. Uyku verisi. Uyku verilerinizi paylaştıysanız uygulamayla o Kendisi tespit ediyor. Yani telefonun sabit olduğu zaman dilimlerinde veya uyku modunu aldığınız durumları burada kendisi içeriye aktarıyor. Giyilebilir sağlık teknolojileri de. Aslında burada ayarlar kısmında açtığınız zaman sizin adımınızı, kaydettiğiniz kilonuzu, tansiyonunuzu birçok şeyi burada saklıyor. Google Fit aracılığıyla sağlanmaktadır ve sensörler aracılığıyla sağlanmaktadır diyor. Bunun dışında Grafikler alanına gelelim. Grafikler alanında da aslında sizin tansiyon, nabız, şeker, ağırlık kaydettiğiniz verileri bu ekranda görebiliyorsunuz. Hatta bu ekranı düzenleyip hangi verilerinizin grafiklerde görünmesini istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Acil durum 112'ye tıkladığınız zaman tabii şu anlık izin vermeyelim. Tıkladığınız zaman 112 aranacaktır arkadaşlar. Aşağıda da randevu alma, yakın eczaneler, nöbetçi eczaneler gibi kısımlar var. En en tavsiye et, mesela en tavsiye et diyelim. Burada Instagram'da paylaş diyorsunuz mesela en uygulamasını tavsiye etmiş oluyorsunuz. Uygulama aslında çok basit gibi duruyor. Evet, kullanımı gayet şık, kolay ve basit, herkesin anlayabileceği şekilde yapılmış ve birçok işlemi var, işlevi var. E, kullanmanızı tavsiye ederim. Telefonunuzda mutlaka bulunsun. Arayüzü de harika. Yani birçok işlemi sağlık açısından. Buradan kolaylıkla yapabiliyor ve verileri paylaşabiliyorsunuz. Son olarak şu hesapla bölümüne geçelim. Mesela başkası için bir hesaplama yapabiliyorsunuz. Bir ailenizden bir fert olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Risk durumunu kontrol etmek adına böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bu ekranda size göstereceğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar geldiyseniz lütfen kanala abone olun. Teşekkürler.